Ölmeden evet. önce de Dolmabahçe evet. Sarayı'na çağırıyor. Kendisi çağırıyor. Kendisi çağırıyor. Orada evet. Şükrü Kaya araba yolluyor, alınıyor, yani telefon geliyor. Çankaya'ya bekliyorsunuz diye araba geliyor, dönüyor ve ondan sonra orada diyor ki ben yani yaşamayacağımı artık bildiği için diyor ki yani git. Ülke karışabilir arkamdan. Ne demek o? Bir tabii iktidar savaşı çıkabilir. Kimin olacağı belli değil. Kim cumhur reisi cumhur olacak belli değil. Yani bir problem çıkabilir. Sen ülkeyi diyor terk et. Latife Hanım'a söylüyor. Evet bunu söylüyor. Latife Tezam geliyor, ağlayarak geliyor. Hemen 2-3 eşyasını topluyor ve İsviçre'ye gidiyor. Gidiyor. Bavullar arkasından yollanıyor. O kadar hızlı. O kadar hızlı, evet. Ya Mustafa Kemal'in oradaki endişesi aileye karşı bir sıkıntı olur, siz de bu işten zarar görürsünüz. Yani, Mustafa Kemal'den intikam almak isteyenler. Mesela fikriyeci yazarlardan Eriş Ülger, bir bundan çok uzun zaman önce bir gazeteye kitabıyla ilgili bir kitap yazmış. Onunla ilgili bir röportaj vermişti. Orada böyle Atatürk'ün hasta yatağında bir resmini koymuş. Hı-hı. Altına da atanın ailesi, Latife Hanım'ın ailesi atayı ölüm döşeğinde tehdit etti diye hasta resmi koyup büyük puntoyla yazılmış. Yani tehdit edebilecek ne var diye sordum ben. Yani tehdit edilebilecek bir şey varsa o zaman yani demek ki tehdit edebilecek bir şey. Yani tehdit etmek için bir şeyin olması lazım. Bunu bir mektuba bağlıyor. Diyor ki herkes ondan nemalanırken ben kendisinden yüz çevirmem diyor Muammer Bey. Ama eğer böyle bir durum var ise ve bu ülkede yaşamamıza izin verilmeyecek ise bu ülkeden gideriz. Ama o zaman İzmir'de olan nahoş hadiseyi de ifşa etmek durumunda kalırız nedir diyor. Nedir o nahoş hadise? Yani işte onun yani bu Eriş Ülger kitabına bu mektubu da koyduğu için ve böyle bir tehdit diye yazdığı için söylüyorum. Yani ben neticede tehdit edebilecek ne varsa bunu Eriş Ülger'e sorsunlar. Çünkü ilk o izah etti. Ama hiçbir Türkiye'de gazeteciyim diyen gazeteci de Eriş Ülger'e neymiş efendim o tehdit diye sorma gazetecilik vasfını gösterememiştir. Yani yüz karasıdırlar. Biliyor musunuz olayın mahiyetini? Nahoş yani ben biliyorum oldu? Ama anlatmayacağım. Yani anlatan kişi Eriş Ülger olduğu için Eriş Ülger'e sorsunlar sansür diyorum. Sansür yok. Sansür değil ki. Anlatan Eriş Ülger. Eriş Ülger'i bulamayız şimdi. Bulacaksınız hocam. Ben gazeteci değilim. Gazeteci olsam bulurdum da. O zaman gazetecilere söyleyeyim. Gazeteciler ama bulsunlar o zaman. Bu gazeteciler hayal. Bunu oraya yazıyorlar bir gazeteye ve oraya yazan gazeteci de bunu sormuyor bile. Ya bu tehdit nedir diye. Diye sormuyor veya soruyor cevap alamıyor. Ya bu gazetecilik. Türkiye Bey'in, gazetecilik statüsü bu. Anladım. Muammer Bey'in bu yaklaşımına Mustafa Kemal linç cevabı, yaklaşımı yani burada güvenliğimiz yoksa bu ülkede kalmayalım gidelim anlamındaki teklifine, Mustafa Kemal'in teklifi nedir? Cevabı nedir? Yani işte Latife teyzem gidiyor. Diğerlerine bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Bilakis benim anladığım Mustafa Kemal'in aileye başka taraftan dışarıdan gelebilecek yani her zaman zaten her zaman zaten aileye karşı diyor ki sizin diyor şerefinizi koruyacağım. Böyle bir sözü var. Yani ama ayrılmışlar ama aileyle ama bu sözü sürüyor. Korumuyorlar. Yani bakın burada da size okudum. Ama Mustafa Kemal değil. Diğerleri yapıyor bu işi. Yani mesela evet yani çevre yapıyor. O güruh Jonker mesela. Nuri Jonker. Evet Ağaoğlu'nun, Ahmet Ağaoğlu'nun oğlunun da olduğu bir şeyde. Onun anı kitabındadır yani. Yani o Ağaoğlu üzerinden, Ahmet Ağaoğlu'nun üzerinden gelen bir şey. Yani Nuri Jonker karı diyor. Diyor ki benim karım her zaman bir hanımefendidir ve her zaman hanımefendi kalacak. Ama etraf onu yapmıyor. Zaten Latife Tezam da onu söylüyor. İşte bu şimdi kişiler. Etrafa biraz gireceğim de yani benim anladığım Mustafa Kemal Latife Hanım'la yollarını ayırdıktan sonra ister saygıdan dolayı ister aralarındaki anlaşmadan dolayı birbiri aleyhinde konuşmayacaklarına dair bir sözleri var. Evet. Mustafa Kemal de aileyi koruyor. En azından şerefine bir halel gelmesini istemiyor. Yani öyle ki söylediği bir İngilizce yazdığı bir mektup var aile bireylerine, bize. Kim yazmış onu? Latife teyze. Peki ne diyor? O yani mektubun içeriğini size izah edeceğim ama son cümlesi şu.
Diyor ki yani biz diyor herhangi bir şeyi onun önüne getirmeyeceğiz. Türkçesi problem meal. Olarak, evet, problem olarak getirmeyeceğiz. Problem olarak getirmeyeceğiz. Biz bir liman olacağız. Harbor them diyor. Harbor. Harbor them. Harbor kendisine them. Bunu yani harbor them. Yani bir liman olarak bu olan olaylara bir güvenli liman teşkil edeceğiz. Yani manasına gelen bir cümledir bu. Koruyucu, kollayıcı. Koruyucu, kollayıcı olacağız diyor. Yani sonuçta hepimiz onun varisi olduğumuz için de elbette ki onun bize vermiş olduğu bu emirle mükellefiz yani. Ya tamam. Manevi olarak zaten koruyor. Maddi olarak tabii. Bilmiyorum ne kadar desteği var. Yok gerçi gerekiyor zaten. Ha, manevi olarak hiçbir desteği yok maddi, bakın. Maddi olarak. Orada maddi olarak hiçbir desteği zaten yok. Zaten gerekiyor. Manevi herhalde. Olarak da korumadı zaten. Yani. Adamlarını bu şimdi, işten geri çekmedi. Şimdi öyle mi bakacağız? Yani Mustafa Kemal'in... Durdurabilirdi, susturabilirdi. Yani benim karım bir hanımefendi... Ama sonradan çağırıyor, siz bu ülkeyi terk edin diyor. İşte sonunda artık. Ama Vamık Volkan da diyor ki Nuri Cengör öldükten sonra ancak Kazım Karabekir'le yeniden işleri düzeltmeye kalkıştı. Yani çok geç kalmıştı. Nuri Cengör'ün bozduğu dengeleri ve değerleri diyor bakın ya Vamık Volkan. Yani yani onu CIA psikiyatristi olarak düşünmemek lazım sadece. Yani bu işleri çok iyi bilen bir uzman olarak düşünmek lazım. Yani Nuri Cengör o kadar bozmuş ki. Ya o, tabii yani ki, bunu belirtmek lazım artık. Etrafın bu işte de çok dahli var Nuri Cengör'ün. Alttan yani. Giriyor, üstten giriyor. Yani öyle. Ben diyor, oluyor. Beni kovsanız belki, Latife Tezem onu kovuyor. Nuri Cengör'ü. Nuri Cengör'ü. Ben diyor, kapıdan kovsanız diyor, pencereden, bacadan girerim. Bacadan diyor. Girerim yani, o kadar. O kadar teklifsiz yani, o kadar şey. Yani bir kadının, yani diyor ki benim işim diyor. Kocamı rahatlatmak. Ben bu şeye Dolmabahçe'ye geri dönmek istiyorum. Buyurun. Ölüm öncesinde estağfurullah. Ölüm öncesinde başka konuşma var mı? Yani illaki olmuştur. Yani tamam sadece ülkeden ayrılın dememiştir herhalde. Hayır biz hatalarımız yani artık üzülme diyor. Yani ben öleceğim diyor. Yani detaylara daha detaylarına girmem. Yani ama anlatılabilecek anlatılabilecek olay da bu. Şey, hayır daha bunları kitaplarda bulmak mümkün değil. Bu yani bu Dolmabahçe. Hayır ben mesela bunu kendi Fatih Bayhan'la beraber yazdığım yani ana kitabına koydum. Ya o kadar. Oradaki ya Mustafa Kemal'in endişesi aileye karşı bir tehlike midir? Rejime karşı bir tehlike midir? Latife Hanım'ın şahsına yönelik olarak. Yani çünkü iç kargaşa çıkar, daha Cumhuriyet oturmamış. Evet ne olacağı bellidir. Yani sen diyor, yani aile olarak söylememiş ama yani sen yurt dışına git diyor. Yani aileden diğerleri gitmiyorlar mesela. Ama bu hala sevdiğini de gösterir mi? Tabii. Yani çünkü neticede... Tabii 1930'da yeniden evleneceklerdi. Aa. Evet. Ama olmadı. Latife teyzem istemedi. Nedir o? Yani niye istemedi? Bir çocuk olmayacak olduktan sonra diyor. Olmayacak. Ankara'daki belli. Evet yani o şeyin içine artık yeniden giremem diyor. Çok zor diyor. O ortam diyor. Ya çocuk mu ortam yani 1930'da bir çocuk olmayacaksa. Olmayacağı belli zaten. Olmayacağı belli. O şart öyle bir ama şart diyor, o zaman o kadar zorluğun içine tekrar girmenin anlamı. Ama yani şimdi çocuk olmayacağını biliyor. Öyle bir şart koşmanın anlamsız değil mi? Öyle bir zeki bir bayanın. Yani artık hani ya o şeyden belli. Ben 4 sene çok ağladım diyor. Başka bir neden? Hayır yani bir çocuk da bir aile olan o çocuk olmayacak. Bir aile mefkûresi. Sıcaklığı olmayacak olduktan sonra diyor, aile mefkûresi diyor. Mustafa Kemal teklif kimden gidiyor? Galibe Hanım üzerinden. İsmet Paşa'nın. Hayır, Mevhibe Hanım, İsmet Paşa'nın eşi. Galibe Hanım, Fethi Bey'in eşi. Fethi Bey'in eşi. 1930'da serbest fırka kurulduğu zaman Cumhurbaşkanı'ndan istifa etmesi isteniyor. Yani daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi isteniyor. Tarafsız olarak yeniden Cumhurbaşkanı olup bir dönem sonra Cumhurbaşkanlığı da bırakması isteniyor Mustafa Kemal'in. Peki. Yani diktatör görüntüsü vermemesi için. Cumhuriyet. O zaman yeniden, yani sonra çiftliğine çekilsin, çiftliğe çekilsin deniyor. Latife Tezem orada bence hayatının en büyük hatasını yapıp kabul etmiyor. Ama
Yani Mustafa Kemal olmaz kabul, diyor. Mustafa Kemal kabul ediyor evlenmeyi. Evet tekrar. Ama o da sonra zaten yan çiziyor. Yani diyor ki Lütfü teyzem diyor ki yapmaz. Karakterini tanıyor. Yani ben diyor bu işin sonunu biliyorum diyor. Olmayacak diyor. Yani Galiba Hanım olmayacak diyor. Hatta Makbule Hanım geliyor. Makbule Hanım da biliyorsunuz Atatürk'ün emriyle serbest fırkaya giriyor. Hı hı. Serbest fırkaya geliyor ve Makbule Hanım da geliyor Ayas Paşa'ya. Ve diyor ki sen diyor yanlış yaptın diyor. Biz üç baştık diyor. Tahammül edecektin diyor. Bakın Makbule Hanım. O da diyor ki ben diyor kocamın beni boşamasından diyor çok diyor medyunu şükranım kendisine. Çünkü diyor tahammül bir kadın için ölümden beterdir diyor. Onun için ki beni boşadığı için kendisine teşekkür ederim diyor. Makbule Hanım da serbest fakat yani yapacağımdan emin Galiba Hanım da yani ülke için diyor bir yola gireceğinden eminim diyor. Diyor ki yürümez bu serbest fırka diyor. Süreyya Paşa da serbest fırka üyesiydi. Bütün bunlar Mustafa Kemal onayıyla oluyor tabii ki. Tabii Mustafa Kemal onayıyla oluyor. Yani, hatta o kadar ki biliyorsunuz serbest fırka vergileri indireceğiz. Hatta bazı vergileri kaldıracağız diyor. Bunun üzerine Makbule Hanım Ankara'da seçim gezilerine çıkıyor Atatürk'ün kız kardeşi olarak. Makbule Hanım vergiler kalkacak diyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal kız kardeşini çağırıyor ve diyor ki vergiler nasıl kalkar diyor. Ve bunu koyuyor arabaya doğru İstanbul'a postalıyor. Bazen diyor şüphe ediyorum diyor senin nasıl benim kız kardeşim olduğuna diyor. Bir devlet vergisiz olur mu diyor. Ama millet vergilerden o kadar canı yanmış ki ağır vergilerden yani, 1930-31 o dönemde. Yani Makbule Hanım iyi yerden yakalamış. Tatlı geliyor tabii. Yani tatlı geliyor. Aslında Makbule Hanım hiç de öyle şey bir şey değil. Gayet ama, akıllı. Ama olmayacak bir şey söylüyor tabii. Ama yani, olmayacak bir şey. Yani vergiler nasıl kalkar diyor. Yani ve ondan sonra bir daha seçim propagandasına çıkmıyor. Ama istenen orada Mustafa Kemal'in istifa etmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve tarafsız olarak girmesi seçimden sonra. Evet. Sonra zaten Fethi Bey de diyor ki bakıyor, görüyor ki yani bu iş olmayacak. Yani o da zaten partiyi kapatıyor. İsviçre'ye gidiyor. Sonra ne zaman dönüyor? Çok kalıyor mu? İsmet Paşa Cumhurbaşkanı seçildikten sonra dönüyor. Sonra dönüyor. Hatta ona bir tebrik telgrafı var. İsviçre'den. İsviçre'den, evet. Ondan sonra dönüyor. Tebrik telgrafı var. Paşam sizin elinizde çok iyi olacak falan peki, filan diyor. Çevreye geri dönmek istiyor bu. Refet Hanım mı? Evet. Yani silah dayamalar masaya çıkıp zorla oynatmalar. Yani Refet Hanım'ın yani, tabii anıları var. Bu anılarda çok uzun yıllar önce bir gazetede yayınlandı. Tamam. Tefrika edildi. Ama sadece o değil, yani bunu Fahrettin Hakkı. Altay Paşa da yazdı anılarında. İyi ki yazmış. Yani oradan biliyoruz yani yoksa yalan derler. Ama orada önemli olan nokta şu. Yani bu güruh, yani etrafındaki grubun içindeki bu güruh. Yani bunu ayırmıyorum, bunu üstüne basa basa söylüyorum. Yani hepsi değil. Bir grup gerçekten son derece paşanın sağlığını kötü etkilemiştir. Davranışlarını kötü etkilemiştir. Bu tam da Latife teyzemden boşandıktan sonra olan bir dönem. Yatağına işte kadın koyuyorlar, içiyorlar sabahlara kadar, sigaralar, şeyler, şunlar, bunlar. Yani bunların hepsi yasak. Çünkü anneannem Yalçın Pekşen'e verdiği bir mülakat var. Bu 12 Eylül'den sonra zorla bir program yaptırıldı. Orada Latife teyzemi anlattı. Önce makale olarak çıktı Milliyet Gazetesi'nde, röportaj olarak çıktı. Sonra bir de kameralar yani aynı anda yapıldı. Hem orada çıktı hem televizyonda yayınlandı. Hatta bir kısmı TRT 2 arşivlerinde hala var galiba. Bozulmuş maalesef, evet, tamam. Koruyamamışlar. Yarısı var, yarısı yok şeyin. Ama Yalçın Pekşen'in şeyinde zannediyorum tamamı var mülakatın. Arşivinde var. Evet, onun arşivinde var. Orada diyor ki 1925 yılında daha diyor tırnakları sararır ve dökülürdü, karnı şişerdi diyor.
Yani sancı duyardı diyor yani karnı şeyinden dolayı. Yani bunun öyle çok kilini almış, çok şöyle almış, çok böyle almış falan filan. O zamandan çağrılan Muammer Bey'in doktoru 1922'de zaten İzmir'deki, ben anlatmıştım yine programın ilk programlardan birinde, bir doktor çağrılıyor. Muammer Bey'in doktoru çağrılıyor. İlk krizi geçiriyor İzmir'de. Orada ağır yemeği, yağlı, kızartma, kahve, sigara, tütün çiğnemek, stres ve içki kesinlikle yasak diyor. Tam da güruha uygun bir şey. O da diyor, doktor sen de şimdi beni öldürdün, şimdi evet, ölmeden öldürdün diyor zaten. Paşa biliyorsunuz esprili böyle konularda. Ölmeden öldürdün diyor yani diyor. Yani yaşama neye yarar diyor bundan sonra. Yasak. Her şey yasak. Lütfen de zaman içkileri kilitliyor dolaba. Peki yani o zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Tabii kesin olmamak da... Bunlar evet, Refet Süreyya da onu söylüyor. Benim masanın... Hatta o güruh oynatmak istiyor paşanın önünde. Kim oynatıyorlar bunu? O diyor ki yok artık bu kadar yeter diyor Refet Süreyya'ya. Olmaz diyor. Ama paşa olmadığı zaman kadını taciz ediyorlar. Kafasına silah dayıyor. Çık oyna sen diyor. Evet yani... Gerçekten son derece ama ciddi ya, ve zor bir fakat şey. Fakat şimdi burada Mustafa Kemal de bunları biliyor, görüyor, bunlara da göz yumuyor. Yani Mustafa Kemal de neden bunu yapıyor? Yani sağlığına rağmen, bunların olumsuzluklarına yani, rağmen. Gerçi biraz daha önce de söylemiştiniz. Yani bunların işte, da çok... engel olamıyor. O sırada da zaten paşalar suikasti oluyor. Yani bir, peki bir zehirlenme problem konusunda var. Bir öyle bir iddia var ya ölümüyle alakalı. Yok zehirlendi, zehirlediler, bilmem ne yaptılar işte masonlar, şunlar, bunlar. Yani biliyorsunuz şimdi, benim soyadım Öke. Ama bizim Mim Kemal Öke'lerle akrabalığımız yani yok, yok. Onu belirteyim. Ancak yani o bir doğru değildir. Yani ne masonlar, ne şunlar, ne bunlar zehirlemedi. Tamamen yanlış anlama. Kaşıntı var diyor. Köşte karınca bastı diyorlar. İlaçlatılıyor falan. Yani şey yapılıyor, halbuki karaciğerden kaynaklanıyor. Yani biraz yani bir de kaplıcaya ya götürüyorlar. Karaciğer için biliyorsunuz en tehlikeli şey. Derisi için kaplıcaya gidin diyorlar. Başka yerlere zarar. Yani en tehlikeli şey. Yani tamamıyla yani nasıl anlatayım? Yani mal şans diyemeyeceğim. Yani kötü şans diyemeyeceğim ama resmen yani o etrafındaki grup onu böyle bir çerçeveye almış. Evet, yani adamı bütün ölüme götürdüler. Yani onu ben size söyleyeyim ama bunun masonlarla onunla bunun alakası yok. Yani adam kaşınıyorum diyor. Zaten köşkü şey bastı diyor. Yani bu karaciğer işte artık. Yani bunu yani bunu nasıl bilinmez bu? Nasıl şey yapılmaz? O Mustafa Kemal de bile kendini riske atmış gözüküyor. Yani o ortamı paylaşmak, onları çevresinde tutmak, onları yemek içmek, neticede onlarla oturup kalkmak. Tamam. Tercih. O tercihi kendi yaptı. O diyorum tercih. Dolmabahçe Sarayı'nda anneannem bir baloda karşılaşıyorlar. Sonra gel veci, bununla bitirelim. Evet, gel veci konuşalım diyor. Siz diyor... İstediniz paşam diyor anneannem. Neyi istediniz? Ya boşanmayı. Yani başka kimsenin suçu yok. Boşanmayı siz istediniz bak diyor. Bak halime diyor. Evet bak halime diyor. O da diyor ne olmuş halinize ne olmuş diyor. Halinize diyor. Diyor. Evet bana bakan kimse yok diyor. Paşam diyor siz istediniz boşanmayı diyor. Yani başka kimsenin suçu yok diyor. Evet diyor eşeklik etmişim diyor. Dolayısıyla yani... Yani o istedi. Yani evet Latife teyzem. Kendi tercihiydi diyorsun. Evet kendi tercihi. Yani kendi mesafeyi koyamadı arkadaşlarıyla. Ya tabii ki geçmişten gelen bir bağlılık, birliktelik, bir samimiyet var. Yani bir herkes... bunları atmak zor. Biraz vefa var. Biraz başka şeyler var. Dolayısıyla bir çırpıda sıyrılıp batamıyorsunuz. Alışkanlıklardan kurtulmak da zor. Yani bir aksiyon adamını tabii Çankaya'ya... oturtmak çok zor. Belki de en zor. Bana kalırsa bütün problem buradan çıktı. En zor belki de evet. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Sağ çok olun, sağ olun. Çok şey öğrendim ben kendi adıma. Estağfurullah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler inşallah umuyorum ki siz de katkımız olmuştur, faydalı olmuştur program itibariyle siz de. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.